Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere çok değişik bir durumdan bahsedeceğim. Evde çok miktarda tuvalet sineği var. Tuvalet sinekleriyle baş edemiyor insanlar ve bizden yardım bekliyorlar. Tuvalet sineğiyle mücadele etmemiz tabii ki mümkün. Mücadele yapmak için neler gerekir? Öncelikle diatermetrin aktif maddeli bir ilaç kullanmanız gerekecek arkadaşlar. Diatermetrin aktif maddeli ilacı tuvalet kanallarına dökmemiz gerekiyor. Şimdi burada hanımefendi yazmış. Yalova'dan bir bayan. Volkan Bey günaydın demiş. Umarım erken, çok erken değildir. Rahatsızlık vermiyorum inşallah demiş. İlacı bugün kullanacağım. Bana önce acaba ses kaydı yollar mısınız demiş. Tekrar nasıl kullanacağımı anlatır mısınız demiş. Tabi uzun zaman oldu gönderile. İlacı gönderdim ben bu şahsa. Ve nasıl ilacı kullanacağını soruyor. Kullanırken maske takılması gerekir mi? Solumak zehirli mi? Evet, solumak zehirlidir. Maske takmanız gerekmektedir. Ağız maskesi kullanabilirsiniz veya varsa tam yüz maskesi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde kullanmanız gereken maske bu. Kanalizasyona dökeceğimiz gider gibi 8 saat kullanmak mümkün mü? Değil. Bizden başka kullananlar da var. Kanalizasyonun sorun olur mu demiş. Evet, sorun olabilir kanalizasyonda. 8 saat su akıtılmaması lazım. Kanalizasyona ilaç döküldükten sonra yaklaşık 8 saat boyunca kullanmamak lazım. Su akıtmamak lazım ilacı döktükten sonra logara kanala. Bundan dolayı çok önemli. 8 saat su akıtmamaya çalışalım. Ve diğer komşularımızı da uyarabiliriz. Bu mümkün. Sprey şeklinde larva bıraktığını düşündüğüm duvara falan da sıkacağım. Sonra temizleme işi nasıl olmalı? Kaç gün sonra nasıl temizlenmeli? Yoksa iyi temizlenmezse insan sağlığına zararlı mı diye sormuşsunuz. Evet. Sprey şeklinde hazırlamış olduğunuz ilacı duvardaki larvalara sıkmanız gerekiyor. Sineklere sıkmanız gerekiyor. Lavabolarda bulunan, işte tuvalet lavabolarında, duvarlarında bulunan, fayanslara konmuş olan sineklere de bu ilacı hazırlıktan sonra sıkabilirsiniz. 10 litre suya 250 mililitre ilacı tahmin sulandırmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Ondan sonra logara kanalı bu ilaçları dökmeniz gerekiyor. Sprey şeklinde larva bıraktığını düşündüğüm duvara falan sıkacağım demişsiniz. Sıkabilirsiniz. Temizliği zor değil. Daha sonra bezle silinebilir. Duvar yüzeyleri, fayanslar bezle silinebilir. Sorun olmaz. İz bırakmaz. İnsan sağlığına pek zararı yok. Islak bezle silmeniz yeterli olacaktır. Giderlere 10 litresini bölerek dökeceğim. Yavaş yavaş. Sonra en az bir hafta kadar evde yokuz demiş. Giderlerin ağzını kapatayım mı diye sormuş. Evet, giderlerin ağzını kapatmanız gerekiyor ki içeride ölsün. Sinekler mutlaka ölecektir. Giderlerin ağzını kapatmanız doğru olur. Belli bir süre sonra üstüne temiz su akıtmak lazım mı? Birini yolayayım mı? Su döktüreyim mi demiş. Hayır, döktürmenize gerek yok. Bir hafta kapalı tutarsanız harika sonuçlar alabilirsiniz. Umarım demiş bu ilaç işe yarar. Çünkü 20 gün evde yoktuk. Dün geldiğimizde karşılaştığımız sahneyi size videoyla yolluyorum demiş. Evet, VC'den bir görüntü göndermiş. Bakın sinekler burada tuvaletin içinde iğrenç bir şekilde gözüküyor. Şimdi size bir de video izleteceğim. Bakın. Sineklere bakın. Yerlerde, duvarlarda, tavanlarda. Her yerde sinekler zaten. var, gördüğünüz gibi. Tuvalet sinekleri bunlar, lağım sinekleri. Tavanlar, duvarlar, dolaplar, çamaşır makinesinin içi, her yer sinek. Kuşun içine bile dolmuşlar, bakın. Gerçekten çok kötü. Evet, bu yüzeylerin de ilaçlanması gerekiyor. Çok önemli. Derya Hanım, bu çalışma yapılması gerekiyor. Yaklaşık 250 mililitre ilacı 10 litre suya karıştıracaksınız.
Bu ilacı da yüzeylere sprey şeklinde uygulayacaksınız Derya. Onun haricinde başka bir sorun yaşamazsınız. Sorunuz çözülecektir. İçiniz rahat olsun. Kanalizasyona döktüğünüz WC'den, lavabodan döktüğünüz ilaçları 8 saat sonra su akıtmamanız gerektiğini söylemiştim. Bu standart kurallara uyarsanız sorunuz tamamen çözülecektir. Sonucu alacaksınız. Teknik içeriği açıklaması bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için video kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir video programında görüşmek dileğiyle. Aşağıdaki telefon numaralarına da bize ulaşabilirsiniz. Sormak isteyen sorular olursa sorularınızı cevaplayabiliyoruz. Eğer ilaç tavsiyesi yapmamızı isterseniz ilaç tavsiyesi yapıyoruz. Aynı zamanda size ihtiyacınız olan ilacı da gönderiyoruz. Evet, aşağıdaki numaradan bizi arayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Zaten. Şeyin üstüne baksana. Gördüm havlunun üstü. Silme, çamaşır makinesinin içini açık bırakmışsın. Bunlar böyle bir şey çıkmadan yuvarlamak lazım. Basma üstüne. Ay. Ulan dışarı çıkıyorlar. Evet arkadaşlar, Dentis 25 EC ürünü size tanıtacağız. İnsektisit böcek ilacı olarak geçiyor. Litrede 25 gram deltametrin içeriyor. Grubu 3 ay grubu. Koruma, alkali şirketler grubu tarafından üretilen bir ürün. 250 metrelik ambalajda size gönderiliyor. Pahalı bir ürün ama sonuç alabileceğiniz bir ürün. Dentis. Açılır etiketine bakalım. Neler var? Özellikle neler? Bunları görelim. Evet, Dentis'in açılır etiketine baktığımızda EMA kodu kirasenine karşı kullanılıyor. Bağ salkım gübresine karşı kullanılıyor. Mercimekte mantolu böceğe karşı kullanılabiliyor. Armut pisilidi, Antep fıstığı pisilidine karşı, patates böceğine karşı, buğday ekin kambur böceği, hubat hortumlu böceği, üstüne mısır koçangodu zeytin gübresine kullanılıyor. Videoyu dondurarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dentis 25 EC insektisit böcek ilacı özellikle tuvalet sineğinde kullanılabilen bir ürün. Logarlara bu ilacı 10 litre suya kovada sulandırarak kullanabilirsiniz. Bütün evinizdeki lavabolara, tuvalet giderlerine ve lavabo giderlerine uygulayarak, duş giderlerine uygulayarak kullanabilirsiniz. Tuvalet sineklerini, lavam sineklerini de tamamen çözebilecek kapasitede bir ürün. Kanallara uygulama yaptıktan sonra bu ilacı arkadaşlar, iyice sulandırdıktan sonra gece 12'den sonra yapın. 8 saatte kanala su akıtmayın. Böyle yaparsanız sorun kesinlikle çözülecektir ve tuvalet sineklerini bir sene boyunca görmeyeceksiniz. İlerleyen süreçte 21 gün sonrasında eğer tekrar bu böceklerle karşılaşırsanız tuvalet sineğini ikinci uygulamayı tekrar yapmanız gerekebilir. Çünkü tuvalet sinekleri, logar sinekleri yumurtayla çoğalan canlılar olduğu için yumurta açılma süresi 2-3 haftayı bulabiliyor. Bu yumurtalar açıldığında yeni bireyler görmeniz kaçınılmaz olabilir. O yüzden 21 gün sonra uygulama yaptıktan 21 gün sonra tekrar bu böcekleri görüyorsanız, tuvalet sineklerini görüyorsanız yeniden bu ilacı uygulamanızda fayda var. Bu ilacı satın almak isterseniz aşağıdaki telefon numaralarından, açıklama kısmından bize ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.